Selam gençler, hoş geldiniz. Bugün karşımızda Antalyalardan İlayda Temiz var. Kendisiyle WhatsApp'tan iletişim kuruyoruz. Üniversite bitince İlayda Temiz. Şimdi İlayda'yı tanıyanlar çok az ve öz bir kitle olarak biliyorum ben. İlayda her zaman videolarda var ama ön planda veya ona özel hiçbir şey yapmadık. Ama İlayda'nın yaşamı da bizim üniversiteyle birlikte. İlayda bizim sınıftaydı, sınıf arkadaşıydık. 4 yıl boyunca her kameraya çevirişimde bir İlayda'nın geçtiğini buradan böyle hani biliyorsunuz. Hani ve İlayda'nın aradaki böyle net vuran yorumlarını da hepimiz şahit olduk. Hatta o videolardan... o ne yaptı? Merhaba kedicik, neydi onun ismi? Buna bilmiyorum, bir şey koymadık. Evet arkadaşlar, hemen göster yorumlarda kediye isim bulalım. Ne dersin? Ne o, jaguar mı ne o? Aha ısırıyor, aha katil. Hoş geldin İlayda. İyiyim, sağ ol. Yine kendi kanalında hissediyorsun. Rahatlıkla halimi hatırını sordun. Tabii ki. Aynen, ben çekiyorum videoyu üstüne. Sen bana çekmiyorsun. İki aydır sana şu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Bugün izinliyim çok şükür ki. Video çekiyoruz. Evet. İlayda ne okudun? Hemen onda bir baştan girelim. Uğur arkadaşımızla aynı şeyi okudum. Tarih öncesi, arkeoloji, prehistorya. Mezun olduk çok şükür. Keşke bir yıl daha uzatsaydık ama bunu hep düşünüyorum bu aralar. Hani bir yıl daha yaşanırmış yani. Ben çok laf ettim mezun olduğumuzda. Öfkeli mi vakitte oturacağız, son şeyimiz falan diye. Deli gibi darlıyordum sizi. Ama öyle değilmiş yani. Şu an olmak isterdim mesela orada. Ya ben demiştim ama kimse bana inanmadı. Aynen. Ne yapacağız da gidelim Taksim'e falan diye çıldırmakla olmuyormuş işte. İlayda severek okulu kazandı. Antalya'dan katılıyor aramıza. Tekrar. İşte şehir dışından okumaya gelen öğrenci tipi. Ah. Böyle. Şekil aldım. Ne yaptım işte? Ya dönmekle dönmemek arasında ben kararsızdım biliyorsun zaten. Sonra kesin karar verdim İstanbul'dan. İstanbul beni yorduğunu ölçüyor. Sizleri özlüyorum bir tek zaten ya. Başka bir numarası yok yani açıkçası. Burada bir yüksek lisansa başlayacaktım. Akdeniz Üniversitesi'nde klasik arkeolojiye. Ama bahar döneminde şey yokmuş. Alım yokmuş canım. O yüzden böyle kaldık. Bir şey olmadı. 6 ay boşa çıkmak. Aynen. Sonra dedim bari KPSS'ye hazırlanayım, sınava gideyim falan. O da çift yıllarda oluyormuş anasını satayım sadece. Yere giremiyor. Eğitim öğretim hayatım beni baga düşürdü böyle. Ben de şu an boş kalmamak için işte Şubat ayından beri havalimanında çalışıyorum. Oo. Yağmurlayanlar bilir, Çelebi'de çalışıyor. Ben de orada çalışıyorum. Evet, yağmur. Aynen. Ekim'de bitiyor zaten. Kaç ay? 2 ay mı kaldı? 2,5 ay falan kaldı. Sabretmeye çalışıyorum. Bir dakika. Çelebi'nin haberi yok bu arada. Bu konu hakkında konuşmayacağım yoksa çok şey çıkarız yani. Çelebi hakkında yorum yok. Yüksek lisansa ben başvurdum sonunda çok şükür ki. Aa, hayırlı olsun. Aynen, şimdi başladı, ona başvurdum. Onun kabul durumunu bekliyorum işte şu an. Sınavı varmış Ağustos'un sonunda falan. O sınav mülakat ne olacak? Yazılı mı olacak? Hiç fikrim yok. Mülakat olursa ne konuşacağız? Yazılı olursa ne soracaklar? Böyle bir şey içerisindeyim. Panik içerisindeyim ama hallederiz diye düşünüyorum. Hangi bölümden başvurdun? Klasik miydi? Yani şimdi onu öyle ayırmamışlar sistemde ama burası şimdi klasik ağırlıklı olduğu için benim mantığıma hani prehistori olsa bile klasik yapmak daha mantıklı geldi. Bir sene boyunca böyle geçti demek ya. Aynen abi, ben geldim ilk yazı böyle yattım, biriktirdim parayı, yedim falan böyle, o bitti. O bitince mecbur çalışmam lazım, iş falan diye şey yapıyorsun yani. Şimdi o şöyle oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Üniversiteye başladın, iyi, eğlence, güzel. Son yıllara doğru paranın bitmesi durumunda işe giriş, çalışma. Çalışma hayatıyla okul hayatının zor gelişi, her yere koşturmaktan çıldırma, İstanbul'daki uzun bir yerden bir yere varış süreleri. Aynen, kursa falan da gidiyordum biliyorsun. Yani hiç boş bir gün yok. Yani her sabah 7'de uyanıp akşam gece 12'de eve giriyordum. Ve uyumak zorundasın. Hani, yani bir de 12'de eve girince yattım, uyuyorum gibi bir şey olmuyor yani. Hani bir evle alakalı bir şeyler de yapıyorsun. Bir de son bir yıl yalnız yaşıyordum. Yani onlarla da ilgilenmen gerekiyor. Ve onları sadece gece yapabiliyorsun. Yatma 2'yi buluyor falan. 5 saat uyuyorsun. Ve salak salak bir düzen yani. Bak orada bile dertleniyor insan yani. Sonra ileride çıldırıyor tabii doğal olarak. Aynen yani. Hani ilk başta dediğim gibi güzel geliyor. Ama tabii bence her öğrencinin, siz tabii yeni
sözümle İslam dışarı. Bence yani şehir dışında okumalı insanlar. Yani onu tatmalı yani, bilmiyorum. Sanki hani tamam, belki ailesi müsaade etmiyor olabilir, şey olabilir, ama bence biraz tutturmalı. Çünkü en azından hani bir şeylerle kendi başına mücadele etmeyi öğreniyorsun çünkü tek kaldığın zaman. Üniversiteden daha çok bence olgunlaştıran şey o, hani üniversitede yok şöyle değişim böyle değişim muhabbet oluyor ya. Bence şehir dışından gelen insanlar tek başına bir şeyler yapmaya başladığı için o öyle oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyorum. Doğru söylüyorsun. Şu örneği ekleyeyim ben de. Şimdi İlayda gece eve gittiği zaman evde böcek görmüştü arkadaşlar, tamam mı? Evde bir tane lavabodan bir yerde böcek görmüş. WhatsApp'tan fotoğrafını atıyor bize böyle. Tamam mı? Fotoğrafını atmış, bağırıyor sadece. Böcek var diye. Biz hani herkes farklı yerlerde İstanbul'da. Kim... Ay, kimse gidip orada İlayda'ya yardım edemez hani. Sadece İlayda bağırıyor. Böcek var diye, ne yapacağım diye. Abi ben karşı komşumuz vardı. Onu çağırdım böyle. Ona falan yani aldırıyordum. Böyle böcek ilacı sıkıyordum. Sonra üstlerini şeyle kapatıyordum. Karton bardaklar var ya hani, çay bardaklarımız. Onlarla üstünü kapatıp mezar yapıyordum. Ben ne yapayım, alamıyorum yani. İşte bu o deneyimlerden biri. Esas önemli noktalardan da o yani. Onu nasıl aynen çözebildiğinizi öğreniyorsunuz. Böceği üstünü kapatmak çok büyük bir şey. Kimse yok başka. Böcek... ne yapacaksın ki? Evde karton bardaklar aynen var. Bir sürü ya, bir sürü. Aynen. Onu stokluyorum. Stokluyorum diyorum ya, stokluyorum. Ben şöyle bir yorum yapabilirim. Mesela hep arkeoloji bölümü hakkında konuşuyoruz ya. Şimdi havalimanında sivil havacılık okuyan insanlar çalışıyor. Hatta Akdeniz'den öğrenci almışlar böyle. Hani bu sene siz gidin havalimanında çalışın. Biz notlarınızda yardımcı olacağız falan filan demişler. Notlarınızda mı? Oha. Yani işte, aynen, sınavlarınızda yardımcı olacağız diye. Ondan sonra hani onlar hakkında belki ne bileyim vardır sivil havacılık okumak isteyen falan. Ben hani kendi yaşadığım şeylerle onlara belki bir biraz bilgi verebilirim. Şimdi saatler çok zor, tamam mı? Anladığım kadarıyla yani okudukları bölüm zevkli, eğlenceli, keyif almışlar. Ama hepsi böyle bir gelince biraz yani hayal kırıklığına düşmüş gibiler yani. Hani biraz ağır geliyor çünkü. Ben ne bileyim o kadar yoğun oluyor ki mesela pek yemeğe çıkamıyoruz. Ne bileyim bir 5 dakika bile havaalanına doğru düzgün çıkamıyorsun. Havalimanı yeri hizmetlerinden bahsediyorsun şu anda. Tabii yüksek sezonlarında. Yazın mesela. Kışın yoksa çok bir şey olmuyor. Ama işte orada senin bütün yılına bedel yani o 4-5 ay yani. Tabii gidip ne bileyim şimdi hangi şehirlerde havalimanı var bilmiyorum da çok tenha bir yerde havalimanına gidersin, hiçbir şey yok tabii ki yani. Zaten 3-4 kişiden de çalışıyorlarmış orada. İşte hiçbir sıkıntı yok. Çok kolay. Herkesin bileceği bir şey. Ama işte şartlara ayak uydurabilmen önemli. Hani düşünen varsa bu da bir bilgi olsun. Çelebi'de çalışmak, özellikle Antalya'da çalışmak. Ve Antalya tam mevsim olduğu için benim bildiğim kadarıyla İlayda ek bir yurt dışından gelen binada çalışıyor hani. Bir tane bina yetmemiş, bir tane daha bina açmışlar. O da sırf yazın milleti basmak için Antalya'ya. Zaten Antalya'da geçen aylarda mı, geçen haftalarda mı ne rekor kırmışlar. Daha ne yapsınlar yani hani. Çok evet, koşturuyorsun, çok sıkıntı var. Nerede çok insan var, orada çok sıkıntı oluyor. Ve bu her gün var yani. Karın ağrıtıyor. Aynen, bir şey değil. Bugün pazartesi sakin geçecek diye bir şey yok yani, anladın mı hani? O hani insanlar genelde pazartesi sendromu yaşar ama pazartesileri daha sakindir ya abi böyle. Böyle bir şey yok yani. Asla yok. Bir şekilde yani zaman çok çabuk geçiyor. Yani ben onu anlamıyorum. Maksimum 12, en az 10 saat falan çalışıyorum. Ama çok çabuk geçiyor yani, çok anlaşılmıyor bir şey. Koşturmaktan. Bu da Çelebi'de aynen çalışma notu olsun. Herkes kolay değildir. Yani sen çok işte yaptın. Sen garsonluk da yaptın, mağazada da çalıştın, müdürlük de yaptın yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Garsonluk kariyerim kısa sürdü. Olsun zaten. Sana göre bir iş değildi kardeşim diye buradan avutuyoruz İlayda'yı. Aynen, tamam. Çünkü garsonluk üniversite mezunu olmam ve diplomam olması lazım. Böyle kabul ettim. Bir sene boyunca geldi Rıfkı. Asıl tabii benim şeyim bu değil. Benim asıl minnoşum yerde yatışıyor. Bunu hiç takmıyor. Onun üstüne atlıyor, zıplıyor. O orada onu asla takmaz. Çok cool takılıyor. Gelmiyor bile bakın kameranın önüne. Bu öyle değil. Bu daha yavru çünkü. Böyle her yere maydanoz. Bu arada İlayda profesyonel kedi sevici, kedi bakıcısı. Aynen. Zaten hiçbir şey olmazsa öyle bir yer açıp milletin... kedi oteli... Aynen, orası neredeydi? Bilmiyorum ki. Kore'de mi? Japonya'da mı? Kore'de galiba ya. Sanki.
Kore'de diye hatırlıyorum. Kedi evleri böyle. Gidiyorsun kedi seviyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Çok müthiş bir yer. Öyle bir yer olsa bütün günümü orada geçiririm mesela. Aynısı köpekler için de geçerli. Ama köpeğe tabii bakması biraz şey oluyor yani. Bunu nasıl alıyorum? Takılıyor yani. Köpeği gezdireceğim, edeceğim falan filan. Şimdi İlayda, anladığım kadarıyla bir sene biriktirdiğin parasının yarısını harcaman, diğerinde de aç kalmamak için zulüm bir şekilde çalışmanla geçmiş. Üniversitenin seni almaması, yani açmaması, KPSS'nin çift yıllığıyla birlikte tokat yemen, her insanın başına gelmeyecek bir şey olsa gerek. Böyle hiçbir yere giremiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Hayır, bir de ondan önceki senelere ben bakmıştım. Hani alıyorlar mı dönem arası? Gayet her sene var. Niye beni buluyor arkadaşım? Niye tek sene beni buluyor? Yani. Ki ben o kadar hocalarla mailleştim. Gel dediler, konuşalım dediler. Hoş, ben yani bölümün açılmadığını görünce gitmedim yani. Sonra çalışmak gayesine girdim. İstanbul'da aynen. Kalsan ayrı dert, Antalya'ya gitsen ayrı dert. Burada Antalya'da maalesef yani çok şey, bir şirket de olsa, işte devlet de olsa, özel de olsa hiç fark etmiyor. Burada böyle insanlar bir rahat. Herkesin böyle işi yoktur ya falan diye bir algı var, anladın mı? Rahat falan böyle. Yani Akdeniz'deyiz diye mi böyle, ben anlamıyorum yani. İstanbul'da öyle de adama bir ay önce haber verir yani, anladın mı? Sen kaydolursun, kaydolduğun gün saatini, tarihini, her şeyini söyler. Çünkü onu söylemediğin an sar o kişi yani. Kim bilir nerede oturuyor, yani nereden gelecek, neler yapıyor, herkesin bir hayatı var, düşüncesi orada hakim ama burada değil yani. Ki ben söyledim çalışıyorum diye. Haber verin değil mi önce arayıp çalışanlara? Ne yardırdın kanka ya? Ama haklıyım yani. Haklısın, haklısın. Okey, haklısın. Ama sağlam içini döktün yani. Demek bir senem böyle ben geçti. Ben haklıyım. Hala isyan ediyor. Haklı falan olmak istemiyorum. Bana önceden haber verin. Evet. Yanımızı, programımızı ona göre yapalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Biz de teşekkür ediyoruz aşı efendim. Sıcak. Çok. Nemli. Böyle. Saçma sapan. Tamam. Antalya hava durumunda aldığımıza göre. İstanbul'da sıcak aynen. Ya. Oranın gerçi bina sıcaklığı var. O zaman şey yapıyoruz. Yüksek lisansa girdiğin zaman yüksek lisans videosu çekeceğiz. Ay olur. Böyle ama ben üniversiteye giderken böyle üniversitede çekerim. Olur, yaparsın. Ben gelirim veya. Bilmiyorum ya. Onun için gelirim, geleceğim mi bilmiyorum. Beni okula sokar mısın? O okula elini kolunu sallayan giriyor be. Şimdi bir deyip. Nasıl büyük kampüs. Gerçi Beyaz o kadar büyük değil. Yani Akdeniz Üniversitesi bir Antalya daha yani. Hani o derece büyük. İçeriden bir fakülteden bir fakülteye gitmek için otobüs falan var yani. Hani bayağı şehir otobüsü var hani. Hani o yüzden kapı full açık. Hani kimse böyle kartım al güvenlik gibi bir şey yok yani. Hani öyle giriyor. Tamam, o zaman gelebilirsem gelip çekeceğiz. Buradan Antalya Üniversitesi'ne tamam. Selam olsun. O zaman teşekkür ediyorum İlayda Temiz. Rica ederim canım. Ne demek? Bir yılın bizim bitiren tayfa gibi, hatta büyük bir ihtimalle bütün mezun olanlar gibi sürünerek geçmiş. Mezun olduktan sonra sürünmeyen insan zaten şu an ülkemiz koşullarında yok. Geçmiş olsun diyorum. Geleceğin parlak duruyor. Havalimanında ilerlemezsin inşallah. Hayır. Söylüyorum bak. Hayır. O zaman çok 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 sağ ol. Kendine dikkat et. Siz de görüşürüz. Bay bay. Evet, kediye de hemen bir isim buluyoruz. Yorumlara bekliyoruz. İlayda, lütfen ama tak bizi, tamam mı? Tamam, tamam. Yorumlara bakacağım. Tamam, teşekkürler. Gençler, sağ olun izlediğiniz için. Efendim, duyulmadı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyormuş. Bakacağım yorumlara dedim. Peki, tamam. Gençler, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarda kediye isim buluyoruz. İlayda'nın hayat hakkında da yorum yapalım. Bakalım sizin başınıza bunlar gelecek mi? Şehir dışında oturanlar var mı? İstanbul'a geldiği zaman kafayı yiyenler var mı? Çok merak ediyorum. Bir yayın gitti geldi. Aha. O şey, 9G kedi videosu olacak mı acaba? Yok. Evet, şu an başım bambaşka. Hadi güle güle, bay bay.